Bu Mart ayında büyük bir ihtimalle seçim yasası geliyor. Mart ayında meclisten geçireceğiz. Ondan sonra o sisteme girmesi için bir yıldan önce seçim olmaması gerekir zaten. Dolayısıyla rakiplerimizin de anladığı gibi erken seçim artık hayale, hayal oldu. Eski sisteme dönüş. Değerli misafirler, bu o kadar kolay bir hadise değil. Eski sisteme dönebilmek için yıllar lazım. Öyle 10 yıl, 15 yıl bile yetmez bize göre. Çünkü yeni sistemi biz oturtturduk. Eksik olan bazı kanunlar ise bu yıl içerisinde iktidar partisi için tarafından hazırlanacak, bizler tarafından desteklenmek ve üzerinde çalışmak suretiyle kanunlaştırılacak. Her şeyden evvel rakiplerimizin 400 oy almaları gerekir anayasayı değiştirebilmek için. 400 oy. Şu anda 300'ü dahi toplasan hepsinin geçmiş değil. 400'ü alamadılar. Halka gitmek yolunu seçerlerse 360'ı toplamaları lazım. Bu da onlar için mümkün değil. Mevcut siyasi partiler içerisinde AKP ve MHP'nin oyu bile biliyorsunuz şu anda 360'ın üstünde değil. Çünkü o takdirde meclisten geçtiğinde halka gidiyor. Bir de bunu şöyle düşünün. Seçim yapıldıktan sonra hangi yıl, dönemin sonunda mı bunlar bu sistemi değiştirmeye kalkacaklar? Hangi yıl yaparlarsa yapsınlar sistemi bu söylediğim engellerden dolayı değiştirmeleri mümkün değil. Ne yapıyorlar? Halkı anlatıyorlar, aldatıyorlar. Yaptıkları budur. Sistem değişmez, kararlıyız, değişmeyecektir. Cumhur İttifakı yoluna devam edecektir. 2023 ve sonrası Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi için mükemmel.